Well thank you very much. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kameralar önündeki ilk açıklamasını tatilini geçirdiği Florida'da yaptı. Uh, Süleymani'nin uzun yıllar boyunca bölgede pek çok Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Trump, İranlı komutanın pek çok yeni saldırı planı yaptığını ve bunu durdurmak için söz konusu saldırıyı icra ettiklerini savundu. <laughs> Irak'taki ABD Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırı yanımsatan Trump, tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz dedi. <laughs> Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir. O daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Bu yapılsaydı pek çok hayat kurtarılabilirdi ifadesini kullanan Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dün attığımız adımı bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için attık sözlerine yer verdi. Trump, İran'da bir rejim değişikliği peşinde değiliz ancak İran rejiminin bölgedeki vekalet savaşları derhal sona ermelidir ifadelerini kullandı. And Saldırı emrinin de kendisi tarafından verildiğini ifade eden Trump, dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikalı hedef alınırsa, orada gerekli tüm adımları atmak üzere hazır durumdayız, özellikle de İran söz konusu olduğunda değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 3000 askerini Orta Doğu'ya kaydırma kararı aldı. CNBC'de yer alan habere göre 3500, Reuters'te yer alan habere göre ise 3000 Amerikan askeri 82. Hava İndirme Tümeni'nden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluğunda olan bölgelere gönderilecek. Askerlerin Irak ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi. Soleimani